Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz parmaksız eldiven nasıl örülür onu paylaşmak istedim. Bakın gerçekten çok güzel, çok şık bir model oldu. Şöyle bir elimize giyelim. Nasıl olduğuna bakalım. Baş parmağını uzunca yaptım. Parmağımı kapatması için. Dilerseniz burayı daha kısa da yapabilirsiniz. Simli bir ip tercih ettim. Gerçekten çok kullanışlı, çok rahat. Örmesi de oldukça kolay bir eldiven. Şimdi yaparken sizler de göreceksiniz. Gerçekten çok kolay. Bir akşamda bir çiftini rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi kullandığım ip de bakın bu. Renk numarası. 100 gram 320 metrelik bir ipmiş. Ve 3 numara şişler kullanıyorum. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden eldivenimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Şimdi ilmeklerimizi atarak eldivenimize başlıyoruz. Şuradan bilek kısmından ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Şişlerimi aldım. Şişime toplam 41 tane ilmek atıyorum. Tek sayıda olması önemli parmağın düzgün durması için. Çünkü parmağımızı şurada bir ilmek üzerinden başlayarak arttırıyoruz. Bu yüzden şişime toplam 41 tane ilmek atıyorum. İlmeklerimin tamamını şişime attım. Toplam 41 tane ilmek. Şimdi artık örmeye başlayabiliriz. Dediğim gibi eldivenimizin bilek kısmından başlıyoruz. Onun için bir ters, bir düz lastik örüyoruz. Bakın ilk ilmeği ters ördüm. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ters ve bir düz. Sıramın sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde bir ters ilmek ve bir düz ilmek olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İlk sırayı tamamladım. Döndüm. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ters ilmeğim var sırada. Ters ilmeği yine ters örüyorum. Düz ilmeği düz. Alttaki gördüğüm şekilde ilmeklerimi örerek lastik örgüyü bu şekilde oluşturuyorum. Terslerin üzerine ters. Düz ilmeklerin üzerine ise düz. Şimdi bu şekilde eldivenimizin bilek kısmını örmeye devam edelim. Devamında modelli kısmı yapmak için tekrar buluşalım. Şimdi bakın lastik kısmını bu aşamaya kadar ördüm. Şu aradaki haraşo sıralarını sayabiliriz. Şöyle yakından bakalım. Bakın buradan ilk haraşodan başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 diş haraşo sırası olmuş. Şu lastiğin arasındakileri saydık. Dilerseniz burayı daha kısa ya da daha uzun olarak da yapabilirsiniz. Şimdi artık örgümün ön yüzündeyim. Ve buradan modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bu ördüğüm, daha önce ördüğüm sağ el için. Bakın hemen buradan modeli kurarak başladım. Şimdi biz diğer eşini yapacağımız için burayı düz öreceğiz. Parmağı yaptıktan sonra şöyle yapıp bakalım. Ben buradan başlarken modeli uygulayıp geldim. Bu tarafı düz ördüm. Şimdi ters eli yapacağımız için modeli bu tarafına yapacağız. Burayı düz örüp modeli diğer tarafa kuracağız. Şimdi öncelikle burada 41 tane ilmeğimiz var. 20 bir tarafa, şöyle 20 bu tarafa, 20 bu tarafa, ortaya bir ilmek de parmak için ayırıyoruz. Öncelikle 20 tane ilmeği düz olarak örelim. İlk kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Bunu da sayıyorum. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bir daha sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Burada ön yüzde kenardan 20 tane ilmeği düz örerek geldim. Şimdi ortaya parmak için bir ilmek demiştim. O bir ilmeği örmeden önce şişime bir ilmek atıyorum. Bir ilmeği düz ördüm. Bu bir ilmek parmağımızı oluşturacak. Örmeden önce bir ilmek attım. Devamına bir ilmek daha attım. 20 tane düz ilmek ördüm. Bir ilmek attım. Bir düz ördüm ve tekrar bir ilmek attım. Şimdi diğer işi yaparken buraya modeli yapacaksınız. Şimdi düz örüp geldik. Modelimizi bu tarafa yapıyoruz. Bu sol el için olacak. Şimdi buraya modelimizi kurmaya başlayalım. En son ilmeğimi attım. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Attığım ilmekten sonra 5 tane düz ilmek ördüm. 2 ilmek ters. 1 2 5 ilmek düz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane daha düz ilmek ördüm. 2 ilmek ters. 2 4 6 tane de ilmeğim kaldı. 6 tane ilmeği de düz örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ilk kurulum sırasını da burada yapmış olduk. Diğer tarafa da modeli kurarken 6 düz ilmekle başlayıp burada yaptığımızın tam aksi işlemi yapacağız. 6 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters ve 5 düz olarak sağ tarafa da modeli uygulayacağız. Şimdi çevirip arka tarafa geldiğimde arkada bütün ilmekleri ters örüyorum. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Bakın ortaya ilmek attığım yere geldiğimde burada bir ajur oluşmaması için ilmeği çaprazından girip yine ters ördüm. Diğer tarafa attığım ilmeği de yine çaprazından ters olarak ördüm. Sırayı bu şekilde şimdi ters örgü olarak tamamlayalım. Tekrar eldivenimin ön yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimi alıp kenar ilmeği ile birlikte 20 ilmeği düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeği düz olarak ördüm. Bakın buraya parmak arttırdığımız yere geldik. 20 ilmeğin devamına tekrar şişime bir ilmek attım. Bu 20 ilmek sürekli sabit gidiyor. Artmalar parmakta oluyor. 1 ilmek attım. 3 ilmek düz. 1 2 3. Bir önceki attığımız ilmeklerle parmak sayımız 3'e çıktı. Ve diğer tarafına da tekrar 1 ilmek attım. Şimdi burada model uyguladığımız yere geldik. Bakın burada 5 tane düz ilmeğim var. Önce onları düz örelim. 2 3 4 ve 5. 2 tane ters ilmek. Şimdi buraya 5 tane daha düz ilmek örmüştük. Şimdi bu ilk ikisini bu şekilde ön taraftan batarak sağa doğru kesiyorum. Çok basit bir örgü modeli. 2 ilmeği sağa kestim. Bir kez ilmek doladım. Bir düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bunların önce yönünü çeviriyorum. Sola doğru kesiyorum.
2 ilmeği sağa kestim. 2 ilmeği de sola. Aralara da ilmek attım. Şimdi 2 ilmek ters. Kalan 2, 4, 6 ilmeği de düz. Bu modelin ayrıntılı anlatıldığı videosu da var kanalımda. Bunu açıklama kısmına linkini bırakırım. İsterseniz oradan bakarak daha ayrıntılı olarak seyredebilirsiniz. Şimdi arka tarafa geldiğimde eldivenimin arkasında bütün ilmeklerimi ters örüp sıramı tamamlıyorum. Eldivenin ön yüzüne geldiğimde de yine kenardan 20 tane ilmeği düz örerek geldim. Şimdi ortada parmak için arttırdığım ilmeklerdeyim. 20 ilmeğin devamına hemen buraya bir ilmek atıyorum. Araya 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 1 ile başladığımız ilmeklerimiz 5'e kadar çıktı. Hemen devamını da ilmeğimi attım. Her iki tarafa da ilmek atmayı unutmayalım. Şimdi burada diğer tarafa geçtik. Modelli olan kısma 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 ilmek ters. Model uyguladığım yere geldiğimde bakın bu sırayı ilmekleri düz olarak örüp geçiyoruz. Bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. Bir sırada da ajur yapıyoruz. 5 ilmeği düz olarak ördüm. Bakın modelimiz de ortaya çıkmaya başladı. Modelin yanındaki 2 tane ters ilmek ve kenara kalan 6 tane düz ilmek. Böyle anlatırken karışıkmış gibi görünüyor olabilir. Örmeye başladığınızda gerçekten çok kolay olduğunu göreceksiniz. Bakın modelimiz de burada oluşuyor. Şimdi arkada yine ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Şimdi yine kenardan 20 tane ilmeğimi düz olarak örüp geldim. Parmak yaptığım yere geldiğimde önce ilmeğimi atıyorum. 20 ilmeğin devamına. Ortadaki ilmeklerimiz artmaya devam ediyor. İlmeğimi attıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İlmeğimi attıktan sonra 7 tane ilmeği düz olarak ördüm. Buradan 1 ilmekle başlamıştık ve devamına yine ilmeğimi attım. Model yaptığımız tarafa geçtik. Önce 5 ilmeği düz örelim. 2, 3, 4 ve 5. Arada yürüyen 2 tane ters ilmeğimiz. Bunları yine ters örüyoruz. Modelin bir önceki sırada düz olan sırasını örmüştük. Şimdi toplama sırası. 2 ilmeği ön taraftan batıp sağa doğru kesiyorum. 1 ilmek doladım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 ilmek dolayıp şimdi bu 2 tane ilmeğin yönünü sola yatması için çevirdim ve 2 ilmeği sola doğru kestim. Bakın modelimiz de oluşuyor. 2 ilmek ters. 6 ilmek düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Buraya modelimizi uygulamaya, buraya da parmağı arttırmaya. Ortada 17 tane ilmeğimiz olana kadar aynı işlemleri yapmaya devam edelim. Bakın son arttırma sırasına kadar örmeye devam ettim. Modelim de burada ilerledi. Şurayı tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Bu sol için olacak. Bakın böyle katlandığında bu sol el, diğeri de sağ el. Hemen modeli kısaca anlatayım size. Sağ eli yaparken de kenardan 6 tane düz ilmek başlıyoruz. 2 ters, 5 düz, 2 ters ve tekrar 5 düz yaptıktan sonra parmağa başlıyoruz. Sol eli yaparken de onu da burada görelim hemen. Parmağımızı ayırdıktan sonra 5 tane düz ilmek, 2 ters, 5 düz, 2 ters ve kenara da 6 tane ilmek bırakıyoruz. Burada kafamız karışmasın. Bu sağ el. Şimdi sizlerle birlikte ördüğümüz sol el. Şimdi devam edelim. Dediğim gibi burada son arttırmamızı yapıyoruz artık.
Şu anda 15 tane ilmek var parmak için. Bu sırada yaptığımız arttırmalarla 17 ilmeğe ulaşıyoruz. Buraya son kez arttırmamı yaptım. Şu anda 17 tane ilmeğim oldu parmak için. Yine sıranın sonuna kadar örnekli olan tarafı da örelim. 5 tane ilmeği düz örüyoruz. 2 ters. Buraya geldiğimizde de modelimizi yapıyoruz. En son düz sıramı örmüşüm. Şimdi burada arttırma sırasındayız. 2 ilmeği sağa doğru ön taraftan batıp kesiyorum. Bir dolayıp bir düz ilmek tekrar doladım. Devamında da 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. İki ters ilmek, kenara da 6 tane düz ilmeği örüp sıramı tamamlıyorum. Son arttırma sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi arkada yine bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze sıranın başına gelelim. Arkada ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Öncelikle kenardan 20 tane ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Artık parmak arttırması yapmayacağız. İstediğimiz sayıya ulaştık. Kenardan 20 ilmeğimi ördüm. Şimdi ortada parmak için olan kısma geldik. Onları da yine düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 tane parmak için olan ilmeği ördüm. Artık sıraya devam etmiyorum. Burada örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine sayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 son ilmeğim 17. ilmeği de düz ördüm. Sadece artık parmak için olan ilmekleri örüyorum. Bir sıra gittim, bir sıra geldim. Toplam 3 ön yüzde, 3 de arka yüzde örüyoruz. Toplam 6 sıra. İlk sırayı ördük. Şimdi ikinci ön yüzdeki sıramız. Sadece parmak için olan 17 tane ilmeği örüyorum. Üç sıra ön yüzde düz, üç sıra da arka yüzde ters olarak örmeye devam edeceğim. Toplam 6 sıra olarak parmağımı önde düz, arkada da ters olarak ördüm. Hemen şöyle bakalım. Şimdi artık şu uç kısımdaki lastik olan kısma geldik. İlk ilmeği aldım, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak örmeye devam ediyorum. Hem ön yüzde hem de arka yüzde. Şimdi bir bir lastik olarak örelim. Buradaki uzunluğu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım kadar, dilerseniz daha kısa yapabilirsiniz. Son ilmeğimi de düz ördüm. Hemen şöyle ben giyip göstereyim size. Ben biraz uzunca bıraktım. Bakın bu şekilde. Dilerseniz daha kısa da yapabilirsiniz. Bu lastik sıralarını sayalım.
2, 4, 6, 7. sırada da kapatmışım. Sizler 5 sıra olarak da bırakabilirsiniz. Şimdi ben bu başladığım lastiği 7 sıra, 6 sıra öreceğim. 7. sırada da kapatacağım. Şuradan sayıyorum, bakın aradaki lastik sırasını 2, 4, 6 sıra olana kadar örmeye devam ettim. Şimdi artık 7. sırayı örerken aynı zamanda ilmeklerimizi de kapatıyoruz. Burasının esnek olmasını istediğim için farklı bir kapatma tekniği yapacağım. Her zamanki yaptığım gibi değil. İlk ilmeğimi aldım. Bakın sıradaki ilmeğim düz. Onu düz örüyormuş gibi ördüm. Ve yanındaki ilmekle birlikte topladım. Bir sonraki ilmeğim ters. Onu da ters örermiş gibi ördüm. Ve ikisini birlikte zincir çekerken kapattım. Düz ilmeğim. Önce bir kez düz ördüm. Ve iki ilmeği birlikte topladım. Ters ördüm. Ve topladım. Şimdi sırada düz ilmeğim var. Önce onu bir kez düz örüyorum. Ve yanındaki ilmekle birlikte ikisini topladım. Bu şekilde kapattığımızda esnek bir kapatma tekniği oluyor. Bir kez düz ördüm, topladım. İlmeklerimin hepsi bitene kadar toplamaya devam ediyorum. Son kez bu ilmeğim düzdü. Düz ördüm ve topladım. Şimdi burada artık ipimizi şöyle biraz da uzunca bırakarak keselim. Son kalan ilmeğimin içinden de kalın ipimi çekiyorum. Bu uzunca bıraktığım ipi de parmağımızı az sonra dikmek için kullanırız. Şimdi bakın şöyle son geldiğimiz aşama. Parmağımızı tamamladık. Parmağı örmeden, bitirmeden önce burayı örerek gelmiştik. Şimdi buradan örnekli kısımdan örmeye devam edeceğiz. İpimi buraya bağlıyorum. Kestiğim ipi hemen ilk ilmekten bağlayarak örmeye devam ediyoruz. Masaya çarpıyor diye kısa şişlere geçtim ama bunlar da çarptı yine. Önce 5 tane ilmeği düz ördüm. 2 ilmek ters. Bakın en son burada ajurlu sırayı yapmışım. Bu sırada ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5. 5 ilmeği düz olarak ördüm. Bir sonraki sırada da ajurlu sıramızı yapacağız. 2 ters ve 6 düz örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi artık bu aşamadan sonra parmağı bitirdik. İlmeklerin tamamını arka yüzde ters olarak öreceğim. Ön yüze geldiğimde de yine aynı şekilde tamamını örerek sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde eldivenimizin el olan kısmını örmeye devam ediyoruz. Bakın. Şimdi buraya örelim. Devamında da görüşelim. Eldivenimizi bu aşamaya kadar artık örmeye devam ettik. Şimdi son şu uç kısımdaki lastik olan kısmı kaldı.
Şurayı sayalım. Kaç örnek olduğunda bırakıyoruz. Bakın şu ajurlu kısımları sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ajur yaptığımda artık örmeyi bırakmışım. Sizler elinize, pardon, bu sol elde bu şekilde giyerek ne kadar uzunlukta yapmak istediğini kendiniz karar verebilirsiniz. Bakın bu şekilde biraz da lastik ördüğümüzde bitireceğiz. Sizler burayı istediğiniz kadar uzatıp kısaltabilirsiniz. Şimdi ben artık ön yüzdeyim ve lastik örgüye geçiyorum burada. Kenar ilmeğimi aldım. Bir sonraki ilmeği düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir ters ve bir düz. Sıramın sonuna kadar bu şekilde bir ters bir düz olarak örmeye devam edeceğim. Sıramın sonuna kadar bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi burada geri dönüyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örüyorum yine. Bakın sıradaki ilmeğim düz. Düzlerin üzerine düz. Ters gördüğüm ilmeklerin üzerine de ters olarak eldivenimizin uç kısmını da bu şekilde örmeye devam edelim. Lastiğimiz burada oluşuyor. Şimdi bu şekilde eldivenin en son uç kısmındaki lastik olan kısmı da örelim. Ben hemen burayı örüp geliyorum. Lastik olan kısmı da ördüm. Yine şu aradaki haroşaları sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10. 10 sıra olana kadar örmeye devam etmişim. Şimdi artık ön yüzdeyken ilmeklerimizi kapatarak eldivenimizi tamamlıyoruz. Yine parmakta yaptığımız işlemi yapalım. Tığ yardımı ile ilk ilmeği aldım. İkinci ilmeğim düz. Onu düz olarak ördüm. Şimdi iki ilmeği kapattım. Bir sonraki ilmeğim ters. Onu önce ters olarak ördüm. Ve yanındaki ilmekle birlikte kapattım. Önce düz ördüm ve kapattım. Burasını ne çok fazla sıkı ne de çok fazla gevşek bırakalım. İlmeğimi eğer alttan ters olarak geliyorsa önce ters olarak örüyorum. Ve önündeki ilmekle birlikte topluyorum. Bakın sıradaki ilmeğim düz. Onu önce düz olarak ördüm. Ve ikisini birlikte kapattım. Şişimdeki bütün ilmekler bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Yine son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi kapattım. Şimdi burada ipimi şöyle uzunca bırakarak kesiyorum. Bu ipi de dikmek için kullanırız ve son kalan ilmeğimin içinden de ipimi çekerek buraya sabitledim. Hemen şöyle bakalım. Bakın ikinci eldivenimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi önce parmak kısmını, şu ipi uzunca bırakmıştık. Parmak kısmını şuradan isterseniz bu şekilde tersini çevirerek iç kısmından ya da ön yüzden dikiş yapıyorsanız ön yüzden önce dikişimizi yapıyoruz parmak için olan. Parmağın ucunda bıraktığım ipi iğneme taktım. Ben ön yüzden yapıyorum dikişlerimi. Öncelikle şu iki tarafı bu şekilde birleştirelim. Şöyle yaparsam daha net anlaşılır. Ön yüzden dikişimi yaparken
Bir bu taraftan bakın böyle iğnemle batıyorum. Çektim. Şimdi hemen karşısından ve hafifçe çekerek birleştiriyorum. Yine şimdi bir alttan ve karşısından hafifçe çekerek de birleştiriyorum. Bakın. Ön yüzden dikişi bu şekilde yapıyorum. Çektiğimde düzgünce bir dikişim oluyor. Şimdi parmağın şu açık olan kısmını dikelim. Parmağın dikişini bu şekilde tamamladım. Şimdi yan tarafında dikerek eldivenimizi tamamlıyoruz. Şimdi şuradan uçtan, her iki uçtan da olabilir. Uzunca ipin birini taktım iğneme. Yine önce karşılıklı olarak birleştirelim. Düzgün olduğuna emin olduktan sonra yine ön yüzden dikmeye devam ediyorum. Bakın buradan karşılıklı ilmeklerden batarak şöyle yapalım, net belli olsun. Bakın bir bu taraftan şu göründü sanırım ve hemen karşısında birkaç kez iğnemle geçtikten sonra da hafifçe çekerek birleştiriyorum. Şimdi eldivenimizin yan kısmını tamamı kapanana kadar dikmeye devam edelim. Eldivenimin yan kısmını da bakın dikişini tamamladım. Ön yüzden yaptığımızda gerçekten düzgün bir temiz bir dikiş oluyor. Şöyle ikisini de giyelim. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Giymesi kullanması da çok rahat kullanışlı bir model. Umarım sevmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.